buçuk yıldır Türkiye'de yaşayan Brezilyalı model İstanbul'da kurşunlandı. Kuru yakalığına giren silahlı saldırgan onu bacağından ve kolundan yaraladı. Kimseyle sorunum yok diyen ünlü manken şoka girdi. Çıkar çıkmaz dışarı direkt ateş ediyor. Bilmeden tuzağa koştu. Kargo almayı planlarken caddede kurşun yağmuruna tutuldu. Bu planlı bir şeydi. Gelen mesajdan belliydi planlı olduğu. Brezilyalı manken Diego da Silva Joaquim 3,5 yıl önce Türkiye'ye yerleşmişti. Keyfi de yerindeydi. Geçtiğimiz hafta telefonuna bir mesaj geldi. O mesajda kargosu oldu ve onu alması gerektiği söyleniyordu. Ancak çalıştığını belirtince kargocu olduğu iddia edilen o kişi adresini istedi. Hiç şüphelenmedi, başına geleceklerden habersiz motokurye sandığı saldırganı beklemeye başladı. Saldırgan hazırlıklı gelmişti, elinde bir silah vardı. O iş yerinden çıktığı anda ateş etmeye başladı. Dışarı çıktım, kişinin geleceği yere. Köşeyi döndüğüm zaman kargocuyu gördüm. Onu görür görmez bakıştık ve aniden ateş etti. Üstünde siyah ya da koyu renk ceket vardı. Vücuduna 3 kurşun isabet etti. Canını kurtarmak için kaçmaya başladı. Ancak sadece o değil, o sırada yoldan geçen başka biri de yaralanmıştı. Tahminimce 4 ya da 5 el ateş etti. Bacağımdan vuruldum, bir de kolumdan vuruldum. Bir Türk yanından geçiyordu, o da vuruldu belinden. Park halindeki bir aracın da camı kırıldı. Saldırgan kaçtı. Acı içinde kıvranan mankene ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Bu durumla ilgili şüphelendiğim kimse yok. Bana daha önce hiç tehdit mesajı da gelmedi. Kimseyle herhangi bir problemim olmadı. Diego da Silva Joaquim karakola gidip şikayetçi oldu.